Merhaba, nasılsın? Anlat bana. Mutlu mu, sakin mi? Huzurlu mu, iyi mi? Yoksa bu da öyle bir gün mü? Yanlış anlaşıldığını düşündüğün. Oflayıp pufluyorsun. Pek iyi görünmüyorsun. Dilediğin olsun istediğin ama öyle olmadı. Şimdi gözlerin yanıyor ve yüzün kıpkırmızı oldu. Yumruğunu mu sıkıyorsun? Kaşlarını mı çattın? Bu bir işaretidir öfkelendiğinin. Öfke en kızgın olduğun zaman demektir. İçinden fışkıracak kadar sinirlenmektir. Ayaklarını yere vurursun ya da bir çığlık atar veya bağırırsın. Bu duygudan kurtulmak için ne gerekiyorsa yaparsın. Çok sinirli davranarak daha iyi hissedeceğini sanırsın. Fakat unutma. Vurup kırarak başını ancak derde sokarsın. Ancak bilmen gereken çok önemli bir şey var. Böyle sinir krizleriyle karşılaşır tüm insanlar. Neden kızgın olduğun hiç önemli değildir. Unutma, bu doğaldır. Yetişkinler bile sinirlenir. Belki buna inanmayacaksın. Sana gerçekçi gelmeyecek. Sinirlenmek doğaldır. Ne yapman gerektiğini bileceksin. Sadece öğrenmelisin. Yeni şeyler denemelisin. Hadi birlikte çalışalım. Senle ben başaralım. Beyzbol oynadığını hayal et. Giydiğin forma, taktığın şapka, topun öfken olduğunu düşün. Kollarının da sopa. Ne kadar güçlü olduğunu düşün. Oyun oynamak ne güzel bir his. Kollarını hızlıca salla. Topu gönder uzaklara. İşte, uzaklara gitti öfke. Havada süzülüşünü izle. Eskisinden daha iyi hissetmeye başladım bile. Sonra dik dur ve göğsünü kabart. Şimdi daha güçlüsün. Öfkeni azalt. Durma sakın. Hareket etme zamanı. Kıvrıl ve sallan. Dans et ve keyif al. Rüzgar gibi es. Okyanus gibi dalgalan. Bedenin hareket ettikçe daha iyi hissedeceksin inan. Fakat yüzün gülmezse yine de olmadı deme. Yapılacak çok iş var. O zaman biraz yavaş ilerle. Önce gözlerini kapat, sonra kendine sarıl, kollarını gövdene dola, kendini sıkıca kavra. Şimdi gözlerini aç, kollarını genişçe uzat. Önce soluna, sonra da sağına uzan. Derin bir nefes al, yumruğunu sık. Omuzlarını kulaklarına yaklaştır. Tüm gücünle sıkıştır. Bir süre böyle bekle. Say şimdi. Bir, iki, üç diye. Sonra nefes ver ve sallan özgürce. Şimdi yeniden nefes al. Hazır olduğunda güçlü ve sağlam bir şekilde öfkeni üfle ve rahatla. Çok iyi bir iş başardın. Kendini tebrik et. Öfkenin sorumluluğunu aldın. Artık her şey yoluna girecek. Yine böyle hissedeceğin günler olacaktır. Bu sözlerimi unutma. Mutlu günler her zaman yakındır.